Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve l'akibatu lilmuttaqin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müslüman kişinin ahlakı hakkında keyingi dersimizi başlayalımız. Bugünkü mavzuyumuz Müslüman hünervend. Müslüman usta hakkında bo'ladi. Birinchidan biror bir kasb, biror bir hunar, biror bir mehnatga kirishlikdan oldin u hunarni shariatdagi hukmidan xabardor bo'lishlik kerak. Inson bolasi borki bir hunar va kasb egasi bo'ladi. Insoniyat mana shu kasb va hunar egalariga endi usta deb aytamiz, ana shu ikkita so'zni tushunasizlar. Hunar va kasb egasi. Bu insonlar mana shu hunar va kasb egasi bo'lgan ustalarga muhtoj bo'ladi. Avval musulmon ustani, musulmon kasb egasini axloqi haqida suhbat qilishlikdan avval ana shu qilinadigan kasb yoki hunar haqida suhbat qilamiz. Avvalambor bu hunar shariatda ruxsat berilganmi, yo'qmi? Shuni bilib olishlik kerak. Shunday bir kasb, shunday bir hunarlar borki, musulmon kishi bu narsalarni qilishligi mumkin emas. Gunoh ma'siyatga sabab bo'ladigan ishlar bor. Shu hunarni qilishlik musulmonga mumkin emas. Masalan, erkak kishi ayollarni sartaroshi bo'lishligi. Chunki bu kasbni qiladigan kishi ayol kishini sochini ushlaydi, badanini ushlaydi, ko'zi va qo'li zino qiladi. Musulmon erkak kishiga bunday hunar mumkin emas. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Al-aynani tazni va zinauma nazar." وَزِنَاهُمَ النَّزَرُ وَلِيَدَانِ تَزْنِي وَزِنَاهُمَ اللَّمَسِ İki göz zina kıladı. O ikisinin zinası karışlık, nazar salışlık. İki kol zina kıladı. O ikisinin zinası üçleşlik. Ayollarını saçına aladığın erkek kişi aynı bana şu ikide günahını daimi surette kıladı. Şimdi bu işte kılıç kılmasını hakikaten öyle görsün. Diyor ki ayollarga xos bo'lgan kiyimlarni tikadigan erkak kishi. Erkak kishini tikuvchi bo'lishligi halol, ammo ayollarni kiyimini tikib, uni ustini o'lchab, kiygizib, uyog'ini to'g'rilab, buyog'ini to'g'rilab, ko'zi tushadigan holati shariatda mumkin emas. Agar u musulmon erkak kishi tikuvchi razmerini qizi yoki ayolga aytirib oldirgan chog'ida ham kiyim bitgandan keyin uni kiydirish to'g'ri kelmay qolgan joyni to'g'rilab qo'yish uchun albatta bu ayol kishining ro'parasiga keladi. Yoki odamlarga ovqat olib keladigan odam. Ana shu pannasini suvda harom ichimliklar ham keladimi? Musulmonga mana shu narsa ham mumkin emas. Ha, ovqat olib kelishi yaxshi narsa. Lekin bu ko'tarib kelayotgan narsalar ichida aroq bo'ladigan bo'lsa, shu bir spirtli ichimliklar bo'ladigan bo'lsa, bu kishi harom amalni qilayotgan odamga xizmat qilyapti, unga ko'mak ko'rsatyapti. Demak, bu narsa ham mumkin emas. Endi aytaversak ko'p. Endi har bitta hunar egasi, har bitta kasb egasi, musulmon usta o'zini qilayotgan ishini shariatdagi hukmini avval bilib olsin. Biror ishni, hunarni tanlashlikdan oldin. Ota-onalar ham farzandlarini bir hunar kasbga berayotganda avval shar'iy hukmini bilsin. U bola muayyan falon kasbni qilganligi uchun zo'r pul topmaydi. Alloh taolo yozganligi uchun topadi u pulni. Va ayni shu aytilgan, man qilingan hunarni qilmasdan, boshqa hunar qilib ham yaxshi topayotganlar bor. Biz iymon keltirganmiz, rizq Allohdan. Nima hunar qilishimizdan qat'iy nazar, halol yoki harom ish qilishimizdan qat'iy nazar, shu rizq keladi. Shuni tushunib olsak inakin kasb tanlashlikda ham inshaalloh adashmaymiz. Musulmon kishi, musulmon usta, musulmon hunarvand gunoh ma'siyat bo'ladigan ishlarda xizmat qilmasligi kerak. Gunoh va ma'siyat bo'ladigan joylarda xizmat qilmasligi kerak. Masalan, qimorxona, aroqxona yoki mana kanisa, cherkov. Mana ko'p musulmonlar boshqa ülkelerga borib ishlashyapti. Cherkov ishlasa bo'ladimi degan savol berilib qoladi. U cherkovda kufr kalimasi aytilinadi. U cherkovda Alloh taoloni uchta deyishadi. Bu ishni musulmonlar qilmasligi kerak. Chunki Alloh taolo aytadi:
Estaizu billah. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يهُ بُنُ مَرْيَمُ Allah Mesih bin Meryem'dir degen kimseler anık kafir buldular. اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ Elbette kimde kim Allah ki şirk yeltirse Allah onge cennetini haram kılır ve barar cahı dozak bulur. Yani küfür kelimesi aytiladigan joyda mana shu kalimani aytishlikka sharoit qilishlik uchun xizmat qilishlik musulmon ustaga musulmon hunar egasiga mumkin bo'lmagan amallardan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayting ey Muhammad. Ey kofirlar, men sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmasman. Demek musulmon odam kasb tanlashlikda, hunar qilishlikda shariat ko'rsatmasidan chiqmasligi kerak. Bu ayollar sartaroshimi, ayollarda kiyimini tikadigan odammi, aroqxonada xizmat qiladimi, kazinodami, kanisadami, musulmon kishiga bu narsalar mumkin emas. Siz bilan biz qanaqa hunar, qanaqa kasb egasi bo'lishimizdan qat'iy nazar, bu Allohni siz bilan bizga bergan bir ne'mati. Chunki hech kim onasini qornidan biror hunar egasi, biror kasb egasi bo'lib tushmaydi. Xuddi olim bo'lib tug'ilmaganidek. Alloh taolo aytadi: "Allohu axrojakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a." Alloh sizlarni onalaringiz qonidan biror narsa bilmagan holingizda chiqardi va shukr qilishingiz uchun sizlarga quloq, ko'zlar va dillarni berdi. Albatta, qanaqa kasb bo'lmasin, Alloh siz bilan bizga bergan ne'mat. Oshpazga odamlar muhtoj, oshpaz elektrikka muhtoj, elektrik tabibga muhtoj va hokazo. Mana shu kasblarni xilma-xil bo'lishligi odamlarni bir-biriga muhtoj qiladi. Biri ikkinchisiga muhtoj bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Ahum yaqsimuna rahmat robbik, nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya va rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya va rahmatu robbika khayrun mimma yajma'un." Ey Muhammad, Parvardigoringizning rahmatini o'shalar taqsimlaydilarmi? Yo'q, aslo undoq emas. Ularning hayoti dunyodagi maishat tirichliklarini ham ularni o'rtalarida biz o'zimiz taqsim qilganmiz. Va ba'zilarini, ba'zilari qo'l ostiga olib ishlatishliklari uchun ayrimlarini, ayrimlaridan darajasini baloqlaganmiz. Demak, Alloh taolo odamlar bir-biriga muhtoj bo'lishligi uchun biriga u kasbni, biriga bu kasbni, bunga pulni, bunga xizmatni berdi-da, biri ikkinchisiga muhtoj bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda o'zining payg'ambari Davud alayhissalomga ham bir kasb berganligi haqida bizga xabar beradi. Astag'fir billah, va allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun. Yana Davudga sizlarga ziyon yetishidan saqlaydigan sovut ilmini ta'lim berdik. Bas, sizlar shukr qilurmisiz? Qadimda endi odamlar janglari qilich bilan, nayza bilan bo'lgan, shunga o'xshagan asboblar bilan. Endi ana shu asboblardan, qilichlardan yoki qurollardan himoyalanishlik uchun insonlar sovut kiygan. Alloh taolo Davud alayhissalomga mana shu sovut yasash hunarini, kasbini berdi. Va shu hunarni berib turib Alloh taolo nima deyapti? Ani amal sabiqot va qaddir fisad. وَعَمَلُوا صَالِحًا اِنَّا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Ve onge dedik, savutlar yasagin. Ve onların tokuşta anık puhta iş kılgin. Ey Davud Hanadanı, yakşı amal kılınlar. Zira min kılıyatken amallarınızını körüp durup göçüdürler. Yani Allah da Allah hünarda oraya tutturup, şu işini de puhta bulduydu. Özünün işini mahur buldu, peygamberine büyürü yaptı. Yani ca halkalarda orası boşup gitmesin, kiygen de sengel adam kalmasın. Cüdayan talen kıtaşama kiygen de sıkılıp kalmasın. Özyeni işini ustası, mahir, puhta, mahir ustası bugün de Allah Teala büyürdü. Demek kendi kes kılışımızdan katli nazar, madem ki halal iken, şu işte puhta buluşumuz Allah'ın bize vergen büyürüğü iken. Bola diyor, ta bir hakiki ustasını topkinin için maşinizi unga balasız, pul sarpleyesiz, vakti sketadı. Bunga olasiz, pul sabiz vaqtingiz ketadi, to ustasini topganingizdan keyin arzimagan narsa bo'ladi haliga. Men o'zim guvohman, bir odam
Jigulisini 8 defa çimini almıştı gene eken. Yürgende, 80'den ötkende 10'da balası çıkar eken. Bir usta 8 defa çimini almıştırıptı. Yine bir ustaya bargende, şimdi karasa tamı da bagajı var eken. Halbuki turubası 80 km tezlikke çıkkandı, halbuki üçlerisin geri 10'da ağız çıkar eken. Halbuki usta karaptı da bagajda yaşıp koy, yürüp gelin çiğdirtti. Yürüp kaytıp kepti de öy döptü kepti nari ustanı aldı. Şunun için ülkeler, ülkeler. Ustalardan şikayet eşitlerimizde şagirdiler hakkında. Biz 2 yıl, 3 yıl işimizin ustası boyunumuz için usta özü dua vermek için keçiş hakkında yapırmasaydık. Hazırlar koluya külüç 3 yaşta örgenip, şipatın 3 yaşta örgenip kasayla boldu çıkıp ustaçılık kılı yaptı deydi. Şunlarla ta usta özü dua vermek için keçiş hakkında ülkeler yapırmayalar. Siz çalasız, usta özü cevap veriyor. Kaganını, yani şu özü yeni işin mağabeyine de örgene sen de durup çıkarırdı. Doğru yapar mı ustalar? Bu yaşlar hüner örgene düşünmez. Pul topuş için silah dağılıyla durdu da. 6 yaşta gelirken pul vermişsin usta dedi. Müslümanlar işini bulurken muamma mı? İslam albatta bunu geçim verir. Çünkü ustasını narazı kılıp çıkıp işleyenler bari duasını alıyorlar. Bari hizmetini kılıyorlar. Demek her bitti hünar, kasb egesi özünün işi de usta, mahir buluşluk gerek. Puhta şu hünarını örgenişliği gerek. Şimdi bir insan mahirlik, mahir buluş gereken de durup haram bulurken kasbde mahir olsa ki bu bari haram. Kıylanır, kıladın mı? Aslan, özü kaysa usta kıylanır işleyedir dese mahir bulmayan usta kıylanır işleyedir. Ve haram kasb ile yiyilgen rızk insanlı bedenini semirişliğe sebep olsa bu semirişlik haram rızk bulan oldu. Şimdi Peygamberimiz atkenler dedik haram bulan özgen her bir göç cehennemge layık. Kıyamet günü de insan balası hesap kitapke turadı. Ondan albatta savol, so'roq tutiladi, savol beriladi. Peygamberimiz aytadilar: "Lan tazul qadama abdin ya hatta yus'alana umrihi fima afna va an shababihi fima abla va an malihi min ayna iktasabahu va fima anfaqahu." Qarang. Peygamberimiz aytadilar: "Umrini nimaga sarf qildi? Yoshligini nima bilan o'tkizdi? Moli haqida. Qayerdan topdi, qayerga sarf qildi?" Mola hakkında sorulmasından durup, kıyamet günü ayağı ondan cilmeydi. Halaldan taptı mı? Elhamdülillah, halal kesip oldu. Şimdi haramge sarf kılmadı mı? Köpçilik ekülkelerimiz, mescidleri kelim, maruza işlemiz. İhtimal ilimden okuyumuz. Köp neseden haberimiz bu. Lekin oğullarımızı, kızlarımızı üyleyken de, ana şu ısrar, ana şu zakes, ana şu bir hay havas, arzu havas, riyo degan narsaga berilib ketayotganini ko'ramiz. Bilaylikki, bizni o'qiyotgan eshitgan narsamiz bizga yuqmabdi. Tushunarlimi? Umrida bir marta bo'ladigan to'g'ri gunoh ma'siyatga to'ldirasanmi? Bu yangi qurilayotgan oilani kemaga o'xshasa suvga tushirayotganda nima teshib tushirasanmi buni? Bekarga buzilib ketmayapti oilalar bir qisqa muddat ichida. 1 yil, 6 oy, 7 oyda uzilib ketyapti. Bu nikoh buzilyapti. Nimaga sabab? Boshida xato ketilgan. Halol topganingiz bir ish, endi uni halolga sarflashingiz ikkinchi ish. Shuning uchun qaraylik qayerga sarflayapmiz pulimizni. Insonni qo'lidagi moli davlat, bu tijorat qilib topdimi, kasb qilib, mehnat qilib, peshona teri qilib topdimi, hunari bilan, bu Alloh taolo unga bergan Allohning moli. Sizni qo'lingizda vaqtincha turgan Allohning moli. Sizdeki sağlık hem Allah bergen sağlık. Sizdeki ömür hem Allah bergen ömür. Bu bari vaktinçeki verilgen. Allah aytadı. وَاَنْفِقُوا مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذ۪ي اَتَيَكُمْ Allah sizlerge bergen maliden infak kılıyorlar. Kimin mali bu? Allah'ın mali. وَاَنْفِقُوا مِنْ مَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَف۪ينَ ف۪يهِ Uzat sizlerine, halife kılıp koygen narsalarına, yani vaktince kolilerge berilgen, bir gün ertege ve indinge, sizler halaselerem, halamaselerem, başkaları kolu götüp yeterken, vaktince turgen mal-ı davlattan Allah razı buladığınca infak kılıyla. Karayla,
اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Karın, hidayet egeleri kim? Bu şimdi adamlar ki Kur'an onları yol gösterdi. Yani hidayet egeleri kim dese namaz okuydu, infak ihsan kıladı. Gayb işlemedi ondan bu. İnfak kılıç degene fakat pul düşünmeyelik. Bana muallimler hakkında ders kıyanımızı ettik. Allah Teala senge birader nimanı verdi? Nima bilan rızklandırdı ise ilim verdi senge. Yani şu ilmini Allah yolunda sarpsın, senge verilgen, rızktan infak kıyan bulasın. Hud düşünce hoşa gendik. Kasb, hunar egeleri, ustalar, öz ileride hunar ilerden, kıyken işlerden infak kıyaslar, Allah Teala vergen nesadan infak kıyan bulasılar. Ve bana şu hunar ilerge hunar koşular. İnsan pul pul değildi. Ha, pul ne miydi bu? Allah Teala vergen vaktince nesasıyken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bana hadis sahih-i muslimden Yaqul ibn Adam mali mali ve halleke ya ibn Adam min malike illa ma akelte fe afneyte av labiste fe ableyte av tasaddaqte fe amzayte. Adam balası malım malım dedi. Ya adam balası senge seni malinden yiyip yok kıyanin kiyip eskirtirgenin ve sadaka kılıp 300 yanından artık nima bor? Doğru da. Yeganimiz ketdi, kiyganimiz eskidi, infoq qilganimiz o'tdi. Bundan artık nima bizniki bu moldan? Qanday puldor bo'lsin, boy bo'lsin, bir juba oyoq kiyim kiyadi, bitta do'p kiyadi, bir chin ovqatga xonda to'yadi. Oshiq yesa kasal bo'ladi, ikki qavat patinkani ustidan patinkani kiya olmaydi. Qarab tursangiz, o'sha ko'chada yurishi bir xilda. Siz ama şu birçin ilahmanga toyadı konuyuz, bu ya. Koganıge cevap verirdi fakat. İnsan kendi kesip kılıçdaki hakkında suhbat kılıyabız. Yeni bir insan, bir Müslüman kişi halal kesip kılıçdaki için, halal tapu kılıçdaki için onge kömek böyle diyen insan var. Ya ki haramlı kılıçdaki kömek böyle diyen insan var. Kim o? Ay Allah. Ayol, olan olib kelasan, mol olib kelasan deb turib, spiskani berib taqalaversa, bu usta majbur bo'ladi bir xorob ish qilib qo'yishlikka. Yoki aksincha, ey, palonchining bolasi, ha, Allohdan qo'rqing biz haqqimizda. Biz issiq sovuqqa sabr qilamiz. Faqat halol narsa olib keling bizga. Qiyomatda biz azobga chidolmaymiz. Biz sabr qilib turamiz bir kun, ikki kun yo'q bo'lsa bir narsa deydigan bo'lsa, haliga musulmon hunarman, musulmon usta nima qiladi? Xijolatga kelaveradi uyga topolmasa. Çünkü eğer boyaya ayetken de takıla uğradı ya hatun boladı ya mısın şunu önü ölsün götürüp haramge kolunu makaladı. Hop gene dışı etken hemen. Şimdi onu kep koyan ayet koyu bunu ya. Tınımsız ravışta tanışamam, tanışamam diye haklarda okup olasılar televizyonda. Ne şu ya? Ne ki tanışadı? Ne mi? Ota anası yok mu onu tanıştırıp öyle koyadı ya? Nima qilmoqchi u? Ana shu tanishaman deyotgan, nomerini jo'natayotgan o'g'il boladir, qiz boladir, ota-onalari bilamikan? Mana shu narsani efirga berib turib, shuni orqasidan pul yeyotganlarda pul qanaqa bo'ladi? Aytdik, aroq ichishlikka, qimor o'ynashlikka sabab bo'ladigan joyda ishlamoq puli halol emas deyapti. Endi buni kichi? Biz musulmonmiz. Biz musulmonmiz. Boshqa o'lkadagi g'ayri dinlar nima qilsa u bizni qalbimiz bizga tushirish kerak emas u narsa. Nimani bo'lsa olib kelib o'zimizga tushira olmasligimiz kerak. Bizning farqimiz bor. O'sha tanishish orqasida qancha oilalar buzilib ketayotganligini biz eshityapmiz imomlar. Gaplashib turgan o'sha vaqtda, hatto SMS kelgan ekan, er o'qib qopti va hokazo. Bu telefon ham bir balo bo'ldi. Yaxshilik ishlasangiz yaxshi narsa ekan, yomonlik ishlasangiz yomon narsa ekan. Endi agar bu şu işle alakası bir adamla bulsa, şu nehala da bu kalıyorlar. Demek Müslümanlığı bir hunar kılıçlığında, bir kasıp kılıçlığında ihtiyar, hunar tallaşını yapılaştı. Demek şeriat, yoksa vermeyen işini kımasla gerek. İkinciden, Müslüman adam halal mehnet kıladı. Yeni bir işçi kılıçlığından aldın, nimelerge itibar verişlik gerek. Müslüman kişinin bir işe girişlikten avvalgi ahlakı. Bu cüde bir muhim mesele. Bana şu, kiçkine gene
ishni qilmaydi, katta muammolarga borib taqaladi. Ishni qilishlikdan oldin ish egasi bilan bu usta ittifoq qilmaydi. Qanchada bo'ladi? Nech pulga bo'ladi? Va oxiriga borganda muammoni ko'rib turibsiz. Uyda bitta ish qildirish kerak, bu tom yopish kerakmi, adilganini qildirish kerak, falon usta yaxshi usta, ishdekiz va hokazo. Chaqirib kelasiz, mana ish qilib berasizmi, qilib beraman. Qachon boshlaysiz? Ertadan boshlayman. Bo'ldi ketdi. Qancha vaqtda bo'ladi? Nech pulga qilasiz buni? Agar biror bir muammo bo'lib qolsa, biror bir chiqim kuyishlikka to'g'ri kelib qolsa, kim kuyadi bunga? Kontrakt yo'q. Dagovor yo'q. Uydagi asata o'zimiz birodar bu deydi ustani. Hech qancha omad deydi. Hamdaligi usta aytadi, bu o'zimiz birodar deydi. Men dedi, o'zimizki deb qilaman, puxta qilib menga yaxshi pul to'laydi deydi, uni ham hisobi o'zining kallasida. Buni ham hisobi o'zining kallasida. İş bitti. Endi hisob kitob qilish kerak. Qancha bo'ldi usta? Faloncha. Shunchami? Insofingiz bormi? Begonaga qildirsam uncha qilmasdi. Birodarchilik qayerda qoldi deydi. Desa aytadi, birodar, men o'zimniki deb aytyapman sizga bu narsa deydi. Buni men oshcha aytayotganim yo'q, men yo'lida qilib aytyapman deydi. Bo'ldi, muammo bor. Ene ko'rsa bu birodarlar o'rtasiga sovuqchilik tushgan, o'rtaga odam qo'ygan, har xil joylarga borib murojaat qilgan. Nima uchun unday bo'ldi? Birodar edi bular. Nima bo'ldi? Qayerda xato ketdi bular? O'sha ishni boshida shariat unga ittifoqqa kelishib ol, naqta aniq qilib ol, dagovor qilib ol deb aytgan edi. Mana shu joyga amal qilmadi, muammoni ko'rib turibsiz. Bu materiali ketgan, bu mehnati ketgan, vaqti ketgan, ikkalasi ham uslubga qilmaydi. Bir ikkinchisiga xo'p deb pas kelmaydi. Tanish manzara. Ustalar haqida alohida gaplashamiz yana oxirida, bu uyda egalari bilan. Agar bu ish avvalidan kelishilganida shu muammo yo'q edi. Qilib berasizmi? Qilib beraman. Qanchada bo'ladi? Qancha muddatda bo'ladi? Zapasi bilan aytadi. 1-2 kun zapasi bilan. Nech pulga qilasiz? Qancha qilaman? Agar kelisha olmasa-chi, boshida kelishmasin-da. İş bo'lmadi, bu vaqtiga kuymadi, mehnatiga kuymadi, bu puliga kuymadi. Bo'ldi, ikkalasi teng ajrashib ketaveradi. Qur'onda Alloh taolo siz bilan bizga Musa va Hizr alayhissalom qissasida siz bilan bizga dars beradi. Qarang. Musa alayhissalom Hizr alayhissalomdagi ilmdan o'rganishlik uchun u kishini oldiga bordi. Borib turib, "Hal attabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rujda?" Sizga bildirilgan bilimdan menga ham o'rgatishingiz uchun sizga ergashsam maylimi? Musa alayhissalom Hizr alayhissalomdan so'radi. Hizr alayhissalom aytdi: "Aniqki, siz men bilan birga sabr qilishlikka hargiz toqatingiz yetmaydi. Avvaldan kelishib olinyapti. Sizning sabringiz yetmaydi. Avvaldan ittifoq kelishyapti. Kimlar? Kimlar? Payg'ambarlar. Qola satajiduni inshaallohu sabiran va la asi laka amra. Shart qiling. Musa dedi: "Inshaalloh siz mening sabr toqatli ekanimni ko'rursiz. Men biron ishda sizga itoatsizlik, osiylik qilmasman" dedi. Ya'ni kelishilinyapti boshida. Nima desangiz xo'p deyman. Sizga osiylik qilmayman dedi. Endi Hizr alayhissalom qanday shart qo'ydi? Fa in ittaba'tani. Mana Hizr alayhissalom o'zidagi ilmni o'rganishlikda o'rgatadigan bo'ldi. Faqat shartini qo'yadi. Agar menga ergashsangiz, qanday shart bor? Agar siz menga ergashadigan bo'lsangiz, fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu zikra. To o'zim sizga aytmagunimcha biron narsa haqida mendan so'ramaysiz. Mana boshlik to'g'ri bo'lyapti. Boshida kelishib olyapti. O'rgataman, faqat shartim bor. Men o'zim nimaga bir ishni qilganligimni aytmagunimcha sababini so'ramaysiz dedi. Avvaldan kelishyaptimi? Bir gap bo'lar, yo'ring demayapti. Aynan akukamiz ot bilan tuyolamadi. Qila olaymi dedi. Akukachilik inga ko'rinadi. Umar ibn Xattob aytgandek, pul muomalasini qilganmiding u bilan, safarga chiqqanmiding u bilan, shunda bilinadi odamni kimligi. Fantaloqa kelishdi, ikkalasi yo'lga tushdi. Musa alayhissalom birinchi marta Hizr alayhissalom qilgan ishini bir kemani teshib qo'ydi. Nimaga teshding deb so'radi. Shartni buzdi. Hizr alayhissalom aytdi: "Axir men sizga
men bilan yurishlikka, mendagi ilmni o'rganishlikka sabringiz yetmaydi demaganmidim dedi. Musa alayhissalom aytdi: "Bilmasdan so'rab olganim uchun haydab yubormang" dedi. Kechirdi, birinchi safar kechirdi. Keyin yana bir ish qildi. "Nimaga bunday ish qilding?" deb so'radi. "Axir aytmaganmidim? O'zim aytmagunimcha savol bermaysiz" dedi. Musa alayhissalom aytdi: "Fa in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Qad balaghta min ladunni uzra." Musa dedi: "Agar bundan buyon yana biror narsa haqida so'rasam, meni o'zingizga hamroh qilmang. Chunki u holda men tomonimdan uzrga yetgan bo'lasiz. Ya'ni ayb menda bo'ladi, nima ketaveraman?" dedi. Qarang, boshiga kelishib qo'yilgan 3-chi marta savolni so'radi. Shunda hada firoqu bayni va bayni dedi. Uchala sababini aytib berdi. İkalasi ajrashdi. Payg'ambarlar bir ishga kirishdan oldin, biri ikkinchisidan bir narsani olishdan oldin nima qilyapti? Agar biz ham bir ishni ustalar boshlashdan oldin aniq-aniq bir nuqta-nuqtasigacha kelishib oladigan bo'lsak, agar kech qolinsa maloncha jazo, maloqdan bo'yniga bo'ladi. Agar bunday bo'lsa materialga palonchi kuyadi. Agar pulni vaqtida bermasa mana bunday bo'ladi deb turib, qaniydi yozib qo'ysak. Bizda endi yozilmaydi-yu, og'izga kelishib qo'ysa ham bo'ladi. Shuning uchun qarasangiz, mana shu bandlarga amal qilmasdan ishlab muammolar orqali pul topayotgan ustani qarasangiz ham baraka topish qiyin qilayotgan ishidan. O'sha qilib turib, ustani norozi qilib chiqarib turib, ish bergan uyda egasidan ham baraka topilishi qiyin. Baraka qachon bo'ladi? Alloh taolo aytganida ish qilinganda baraka bo'ladi o'shanda. Qasos surasida Alloh taolo siz bilan bizga Musa alayhissalom haqida xabar beradi. Mana bir kishini o'ldirib qo'yib Musa alayhissalom shahardan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Madiyan qavmiga bordi. Madiyan qavmi ularning payg'ambari Shuayb alayhissalom edi. Musa alayhissalom o'sha qishloqqa boruvdi, odamlar hayvonlarni sug'oryapti. Ikkita ayol esa bir chekada qo'ylarini boshqalarning qo'ylariga aralashib ketmasligi uchun to'sib turibdi. Keldi-da hali ikkalasini qo'yini olib kelib, sug'orib qaytarib topshirib qo'ydi. Shunda shu qilgan xizmatini, haqqini berishligi uchun bu qizlarning otasi Musa alayhissalomni chaqirtirdi. Bu Shuayb alayhissalom edi. Qizlardan biri keldi. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaytalana. Bas ulardan biri hayo bilan yurib kelib, "Otam, sizni bizlarga qo'ylarimizni sug'orib berganingiz uchun haqqini berish uchun chaqirmoqda." Qani, xizmat haqini beray deyapti. Bo'lmasa shundaylik qilib qo'ydi. Haqqini to'lay deyapti. Akizmi, ukizmi, birodaringizmi haqqini berib qo'yavering, oladimi, olmaydimi farqsiz. Ehtimol vaqti ketdi, ehtimol benzini ketdi yoki bir narsa sarf bo'ldi. Berib qo'yavering olmasang, chunki payg'ambar axloqini ko'ring, Shuayb alayhissalom unga biroq qilib berdi demoqda. Xizmat haqqi to'lanishli kerak ekan. Musa alayhissalom Shuayb alayhissalom oldiga keldi. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Shuayb aytdi: "Ey Musa, agar rozi bo'lsang, men ya'ni rozi bo'lsang, menga 8 yil ishlab berishing badaliga men senga mana shu ikki qizimdan birini nikohlab bermoqchiman." Ittifoqni qarang, dagovorni qarang. Agar rozi bo'lsang, menga 8 yil ishlab berishlikka, men senga qizlarimdan bittasini nikohlab beraman dedi. Endi agar 10 yilni to'lasang, ya'ni 10 yil ishlab beradigan bo'lsak, sen tomoningdan bizga marhamat bo'lur. Men seni qiynashni istamayman. Inshaalloh meni sen solih inson ekanligimni ko'rasan dedi. Ittifoqmi bu? Kelishuvmi? Agar rozi bo'lsang, bir qizimni nikohlab beraman. Sen evaziga 8 yil yoki 10 yil nima qilib berasan? Ishlab berasan dedi. Payg'ambar odam yaqinda payg'ambar bo'ladigan Musa alayhissalomga shu taklifni aytdi. Qola zalika bayni va baynak. Ayyamal ajalayni qodoyta fala udvana alayya. Wallohu ala ma naqulu vakil. Musa alayhissalom aytdi. Mana shu siz bilan mening o'rtamizdagi bitimdir. İkki müddetten kay birini ado kılsam, bas menge zorlu kılınmaz, Allah aytayotgan sözümüzge güvahtır. Kelişi yaptı mı? İşte avalıdan kelişi yaptı mı?
Üle hal olsun çünkü bir gap bolar deme yaptı da. 10 yıl köp, 8 yıl gelişildi. Lekin Musa Aleyhisselam 10 yıl işler verdi. Şunun için iş başıdan gelişi alıyorduk. Ta ki ahire nur bulsun işimiz. Ama işi bak, kança yakı verirsiniz manca. Kança da manca da. Bol geliştik. Eğer ben de ben de olsa, pavanç kuyar. Ben de ben de olsa, usta kuyar. İlacı var mı şunu? Üleyyesine materyali ketken yok. Ustanın mehneti falan vakti ketken yok. Demek Müslüman usta, Müslüman hünar egesi birinciden hünarda tazasını tallaş gerek. Halal hünar istaş gerek. İkinciden şu işe kilişliğinden aldın, iş egesi olan ittifakını puhta kilişliği gerek. Üçüncüden, nakını kötermezlik. Ustalar, adamlarda halıyı karab nakhetçilik. Çünkü bakuat adam giyen bir hünaktaysız, şu hizmetizge. Naçara adam giyen şu hizmetteyken bu siz, adalet oldu mu şu? Sizi imanıyız, Müslümanlıyız. Şurada ne bana sizge maslahat verişliği gerek? Halı harabra adamge bir az yenge rakıp koyuşluydu. Doğru mu? Etti ki her bir Allah Ta'ala bergen, sizlerge rızk kılıp bergen eseden infak kılıyorlar dedi. Şu hünerinizi naçara adamge yenge rakıp verişiz, şu sizge verilgen hünerden kıyan infakız buladı. Şimdi aynı zamanda bir hünar egesi bir dana bulsa şehirde. Bu işte bundan başka bir akıl amiriyen bulsa anı bu narkı Osman buluşluğu. Halasa kısın dedi. Mehnet kılıyıp ben dedi. Ne kadar ilacı olur halamıyor. Çünkü başka usta yok ya. Başka bir imkan bugün de başka zamandan kıldırır arada. Şimdi şuna kalgini bölüp durup, şu işte kıldırışlıkken mecburluğunu bölüp durup, halı naçalığını bölüp durup, narkını kımmet ettiğin adam adalet kıma yaptı. İhsan kıp koysun şu adamı. İhsan kıp koysun. Çünkü Peygamberimiz atkenler Ar-ruhamâ'u yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardı yarhamukum man fil sema. Rahman rahimdil kişilerini rahmeti aladı. Yerdekilerge rahim kılıyorlar. Osmandaki zatçılarge rahim kıladı. Şunalıge kul iledi ihsana. Kul iledi ihsana. Mihnet iledi ihsana. Allah'ın halıya karab nakta az günü çürüversin. Allah bereke versin. Akhir bereke Allah'ın kolu da. Özü bereke hakkında alakalı yapırışımız gerek. Biz özü bereke bilen yaşayken adamlarımız. Akeler bizi topu ekken, yani köpçeliydi topu ekken pulüge. Allah da Allah bereke birerdi. Azırak topu ekken bozuyan hayatı ötü yaptı da kare. O gayri dinler ki berekenin nemeligini düşünmen ki adamlar hayran kaydı Müslüman'da hayatı gel. Alışım anca pul değildi. Topşum anca pul değildi. Yürüşünü karadıydı. Bolasını yani yürü yaptı, kızını yani çıkar yaptı, okşu genleti yaptı. Kandiye kılıp etkizasılar dedi. Kareyler musafir yurt yaşayken bir radarlar ilerdi. Allah diyanı 500. 200 özü yok olan. 300'ünü bir akıl can atadı. Şunda bir ile iki ilişkilerde toyu giyen, imarat salışı giyen, kiyin işi giyen, hem maşine giyen yeterdi. Ayteler ne mi bunun sıra? Bereke. Çünkü usta radar, hünar egesi radar. Adamı haliye karar nakaydın. Hadır mı? Yakşı alayım. Naçarlar mı? Az yine ihsan kılayım. Allah da Allah bereke versin. Amin. Şu kılıkken işinden az yine şu birdesi unamaydı. Yani bir ay vaktim ketirdi bunge deydi. Lakin o zaman iki gün vaktim ketirdi deydi. İsleyin de usta birader kendileri bir adamlar gelip işte kıldırıp bir din vermezsen ketken küllerden boyan. Yürü olgen siz. Yoki yarmini berib turib, bori shu bor yo'qol, dodingni xudoga deb ketdi. Yoki umuman bermagan kunlar ham bo'lgan. O'lib qolgansiz, kuningiz o'tganmi? Shu kambag'al bechoraga jinni yengillik qilib qo'ying. Ehtimol o'shunaqa ablahlarga uchratmaydi sizni Alloh. Yo'q, biz o'sha bo'lganimiz bizniki-da. Norozi qilibdi, rozi qilibdi. Endi ittifoq ham qildingiz. Bo'pti-da rozi ham bo'ldi hali ishga. Lekin nima qilsin? Sizdan boshqasi qilibdi buni. Sizdan boshqa hech kimda yo'q-da. Ko'zini o'yib oldingiz. Maza qildingiz. Endi narxa bitta maza qiladigan bizga jo'natadi, u ham maza qilib ketadi. Maqsadimiz pul emas. Maqsadimiz Allohning roziligi. Maqsadimiz barakot topish. Müslüman adam pul topadı bu rızkı, pul topuşluğu, ticaret kılışlığı için hayatı üçün bir sebep halaz, maksatmaz bu.
Agar Alloh taolo bizdan rozi bo'ladigan bo'lsa, baraka degan ne'matni beradi. Diqqat qilinglar, baraka ham o'zi ne'mat. Sog'lik, pul, ilm ne'mat bo'lganidek, baraka ham ne'mat. Pulni Alloh taolo hammaga bergan. Kofirga ham, musulmonga ham. Lekin baraka degan ne'matni faqat musulmonga bergan. Shu barakot degan narsani istaylik, muhtaram usta birodarlar. Bir usta bor, og'zi qattiq deyishadi. İşi yaxshi, shu og'zi qattiq. Endi qimmat aytadi naqd. Endi aytganimizdek shu ishni qiladigan boshqa odam bo'lmaganligi uchun odamlar murojaat qiladi, osmonda turib gapiradi. Gapirgisi ham kelmaydi. Xaridorning holiga qaramaydi. Iloji bormi yo'qmi, naq shu xolasini shu deydi. Qildiradi, iloji yo'q qildiradi, ketyapti turib yomon qildi meni bu deydi. Shu arzimagan ishiga faloncha pul oldi. Sen o'zing dagovor qildingmi desa, nima qilay, ilojim yo'q edi deydi. Majburlandi qildirishga deydi. Rozi bo'lib bergani yo'q u. Rozi bo'lishga majbur bo'lib berdi. Shuning uchun holiga qaraylik, usti boshiga qaraylik. O'ling, o'zi shu 200 so'm, 300 so'm pul topadi kechgacha shu g'ildiragan aylantirib. Endi borib turib kichkina narsasini shunday bura bersiz bo'ladigan narsa. Ihson qilib bo'ldi, Alloh uchun qilib qo'ydim deb ketaversin. Ketaversin. Alloh baraka bersin sizga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man la yarham la yurham." Kim rahim qilmasa, unga ham rahim qilinmaydi. Bu yerda ko'zini o'y mazza qildingiz. Yani kimdir mazza qildi siz ustingizda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana sahih Muslimdan keltirilgan hadis. Rasululloh aytadilar: "Musulmonlarning bir-birlariga mehrli, rahim shafqatli bo'lishlarining misoli xuddi bir jasadga o'xshaydi. Agar undan bir a'zo og'risa, ana shu jasaddan bitta a'zo og'risa, boshqa a'zolar isitma va bedorlikda turadilar. Hol xarob ekanmi? Muruvvat qilib qo'yadi, jon atishadi shunga. Endi bu o'rinda ustalar deyla ma'lumot qila olmasdan, usta ishlatadigan xaridorlarni ham bir aytib qo'yishlik kerak. Ehtimol haftalab, ehtimol oylab uyini abdelkasini qiladi, tomini yopadi, bir xizmatini qiladi-da, haligi uyda egasi arzimagan bitta ishdan bahona qiladi-da, pulini bermay haydab chiqarib yuboradi. Shuning uchun usta ishlatayotgan odamlar ham yaxshilab bilib qo'ysin. Payg'ambarimiz aytganlar, bir odamni yollab ishlatsang, ishini bitirgandan keyin peshanasidagi terisi qatimasdan turib qo'liga pulini bermaydi. Endi buncha uyda haftalab oylab ishni qildirib olib turib, ustaga pul bermasdan yoki yarim narxini berib turib haydab yuborayotgan odam shu uyda yashashini o'ylasin. Chunki baraka ustaga kerak bo'lgandek, ish qildirgan odamga ham baraka kerak. Inshaalloh bu mavzuni keyingi juma davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va la aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Musulmon kishining axloqi xususida olib borayotgan darsimizni keyingisini o'qiymiz. O'tgan darsimizda musulmon hunarvand sodaroq qilsak, musulmon ustaning axloqi qanday bo'lish haqida dars o'tdik. Bugun inshaalloh davom etkizamiz. To'rtinchidan ishni boshlash va tugatish vaqtini aniq qilib olishlik. Bu ham o'ta bir muhim masalaki, hunar egalari, ustalar mana shu narsaga diqqat qilishligi kerak bo'ladi. Masalan, mashina ustasi bo'ladigan bo'lsa bir odam, unga mashinasini bir olib kelib beradi-da, qanchada bitadi deydi. Xalas qiling, endi dushanba kuni bergan bo'lsa, payshanba kunlarga bitkizishlikka ahli yetadi ustani. Hisob-kitob qilib ko'radi-da, payshanba kuni bitadi. Agar ishini orqaga suradigan biror sabab bo'lmaganda payshanbada bitadi. Svet o'chmasa, bir kasal bo'lib qolmasa, biror bir qarindosh o'tib qolmasa, ta'ziya bilan avvalo bo'lib qolmasa, payshanba bitadi. Shu usta birodar shanba yoki yakshanba bitadi deb qo'yaversin. Ehtiyoti bilan. Chunki boyaga mashinaning egasi payshanba kuni bitar ekan deydi-da, ana shu payshanbaga mashinasini bitishiga qarab turib rejalarini tuzadi. Payshanba kuni bitsa, mashinani bu yoqqa boraman, bu yoqqa boraman. Endi bu yerga aytgan ehtiyoti bilan aytilinadigan bo'lsa, usta ertaroq qilib qo'ysa, ertaroq qilib ketaveradi kerak. Lekin kelishilgan vaqtdan kech qolib qoladigan bo'lsa, ikkala tomon ham xarajda bo'ladi. Payshanba kuni kelsa, o'zining uzr, svet o'chib qoluvdi,
üzür, üyümüz gibi, mehman gibi. Bu köp takırlanmalı gönderse yok. Kendini bakılamadı. Dese dedi, sişen bakın kendiniydi. Ha bu, vaktimiz adlap geliyordu. İhtimal işçiden ruhsat sorup ki yanıdı. Pulu ketti, indi asabı yan ketadı. Şunun için, usta, kalabiyen işinin vaktini, tüket olgan işinin vaktini anıq kelişip bilgile basın. Çünkü ki özü kütüşkün yok muydu? Kütüşlik özü bir azotlu bir körünüşü. Allah Teala Kur'an'da etedir. Estaizu billah. Ve alel a'rafi ricalun ya'rifuna kullen bisimahum. Sabab ve günahları, sabab ve günahları tingde koyan kişiler a'rafta duradı. Bu cennet bulan dozakın ortasındaki bir joy. Ta Allah Teala onların işine hüküm kılmadığı için şöyle kütüp duruşadı. Alal akıbat bu a'raf usta turganlar cennetki hüküm kılınadı inşallah. Lekin ana şu hüküm kıgıcı bulan kütüp duradı. Ama ana şu kütüp duruşluğu azap hesaplanadı. Kütüşlük azapın bir körünüşü. Çünkü kütüp durmasını ilk gereği buladı. Müslüman usta özünü haradarını. Kul olsa usta işini kaçan bitirişini anıf etsin. Ve koludan kegen şu imkaniyatı barışa sebeplerini kısın. Allah'ın fazlından inşallah üddesten çıkıladı. Bana ötken dersimizde kaytardık, ettik, yine kaytaramız. Şuayb aleyhisselam, Musa aleyhisselam'a özünü kızını nikahla bir mahcup oldu, etti. Ey Musa, eğer razı olsan, men, yani menge 8 yıl işle birleşin bedelige, men senge bana şu iki kızımdan birini nikahla bir mahcuma. Yüle koyamak, sen bunu evlasınca, mahrige 8 yıl işle birleşin. Elde eğer 10 yılını tölesen, yani toluk işleyen bu sen, sen tamamından bizge merhamet buladı. Men seni kıynaşını istemeyim ben, inşallah beni sağlık insan ekenliğimi köresen dedi. Bana da ittifak eti yaptı. Bana ötken derslerdi ki, dagavur dedi ki. Musa dedi, kâle zâleke beyni ve beynek. Bana şu, sen bilen benim ortamızdaki bitimdir. Yani şöyle bir kelişti. Kaçan butadı bu müddet. İşler bir şey vakti kaçan tügeydi. Bana şuna sana bu peygamber, Şuayb aleyhisselam, hala peygamber Muğla'ya Musa'ya şart kılıp koydu ve okan şartını kabul kıldı. Şimdi, Müslüman usta hünervan iş kılıyorken payıda nimelerge rivaya kılışlığı gerek. Birinciden, eğer siz usta hünar egesi, başka bir adamı üyüge bağırıp durup, üyüde hizmet görsatabiliyen hünarız olsa, adliye şey misiniz? Peki tamıya çıkıp tamını yaparken ustasınızsız. Şu nasıl itibar verin ki, üyüde ayol kişi yavuz kalmasın. Kelişekkenizde üyüde gelse erkek kişi bilen, ayetin ki ayol kişi yavuz üyüde kalmasın diye gerek. Bu hem bir öte mühim mesele. En az mümkün. Bana işte başlattılar öyler dedi üyüde gelse. Üyüde ayolun var dedi. Bu gayrıbliğini ben gene bilme yaptı bu. Şeriat hükmünü bilme yaptı. Hılvette ayağlı yalnız kalışı mümkün meseleyi düşünmem. Şunu adamların var. Şunu Müslüman usta dedi ki, ayağlıs aldıca burada da bir mahrem iken oturup dursun. Ya ki çıkıp geçsin. Yalnız işle uğramam. Eğer menge işlenmezseniz üstünden makhli kulübe koyup getin. Müslüman usta eğer o üyde gelse bu nasıl ki ahli etmeyken olsa bu Müslüman da bu. Bu Allah'dan korkadı da bu. Hılvette kalışlık, günah ekenliğini biledi. Allah Teala etedi. Estağfirullah. Ya eyyuhallezine amanu, la tadhulu buyutan gayru buyutikum, hatta testa'nisu ve tusallimu ala ahliha, zalikum hayrun lekum, leallekum tezekkerun. Ey mumullar, öz üyelerinizden başka üyelerge, ta izin sorma gününüzce ve egelerge salam verme gününüzce kirmeniz. Mana şu sizler için yakşıraktır. Şayet isletme ibret asıyla. İzin soruş da gen, bir ders de genmez cümlede. Falan çoğu ki o, bütün ekip bölümü orada. Ha özünüz hakemiz uyuyor. Özün hakemin uyumaz. Allah Teala yaptı. Özün yaşanıysa mı şu uyuyor? Ruhsat verilmese kirmedi yaptı. Eğer o karındaşın uyuyup olsa yani. وَاِنْ لَمْ تَجُدُ ف۪يهَا اَحَدًا فَلَا تَدُخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَرْجِعُوا هُوَ اَزْكَى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Endi eğer o üyelerde hiç kimle topmasan gizler,
O halde ta sizlerge izin verilmediğin için üge kirmeyiniz. Ruhsat verilmedi mi? Kirme. Eğer sizlerge kaytinler değilse, kirişlikke izin vermese, ortaylarga kaytip getiler. Mana şu narsa sizler için taza yoldur, Allah kılıyorken amallilerin bir yücudur. Yok mu? Kere olayım demedi mi? Yok ki, üyde hiç kim yok dedi mi? İnlemezden ortaya kaytılamadı. Mana şu narsa Allah da Allah'ın büyürü. Çünkü, eğer usta, ana şu işlerken üyge kirse, özü, ayağını yalnız koyan bulsa, üyde gelsene, bu ne bu? Bu fitne bu. Bu şer'i hilvet, bu mümkünmez. Allah talakken, yüzüyine linnâsi hubbu şehavati minen nisa. Adamlarga, ayollar kabi istek hohşlarga köngül koyuş, çırali kılındı. Şeytan vasvasa kıladı. Şeytan bu işini çırali kılı görsetedi. Peygamberin sözü selametliler, İyyâkum ve duhûlu alen nisa. Mahramı bulmagan, yalgız halde turgan, ayollarını aldığı kirişliğinden ehtiyat bo'linglar dedi. Yani namahram bo'lgan sizga ayolga yolg'iz turgan holida kirmang oldiga dedi. Turganlardan bittasi ya Rasululloh al-humu, ya'ni humu degani erini qarindoshi degani. Erini yaqini degani. Aka, uka yoki amaki tog'ani o'g'li. Payg'ambarimiz aytdilar al-humu dedi, al-maut. O'lim dedi. Ölüm, ölüm, ölüm. Üç metre katarlı payanlarımız. Kan diyor, kira mıydı mı? Bu şeriat. İhtimal bizi ürfadatımızda doğru kemez. İhtimal bizi kulağımızda ağır batar. Bana şu kelime yalnız oturup da mıydı? Kaynıkesen kirmesliğin şeriat büyüredi. Yalnız da ciyanı bozsun ya bir adam bozsun. Lakin yalnız karşı mümkünmez. Yani katar ayet hemen. Bizde yokmasliği mümkün bu. Kendi yerinde kaynıkasını yüklendi Kirgiz miydi mi? Kirgiz miydi bu şariyet eken bu? Yok mesela meytemiz bunlar sana. Yerinde usta kan yakılıp kirada. Küyağını yakınları, kelin yalnızlığı gide kirişi mümkün olmasa erkek kişi, yalnız halatta. Kendi yakılıp usta kirişi mümkün. Çünkü üyüde usta işletirken ekeler, şu nasıl getip akıllıylar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ciddi mavzu, ustalar şu nasıl gibi dikkat kılıçlığı kerek. Resulü ayetler, مَجْتَبَا رَجُلٌ وَمْرَعَةٌ اِلَّا وَكَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثُهُمَا Kalim, bir erkek ve bir ayol, başkalardan halı bölgen halda, yalnız bir cadde cemlenerken, şeytan ulanın üçüncüsü buladı. Bir tohana da yalnız kaldı, namahram bir erkek ayol, üçüncüsü şeytan buladı. Allah Teala ayeti koydu, ay adamlarga ayollar kabi istek xohishlarga ko'ngil qo'yish chiroyli qilindi. Mumkinmas, mumkinmas. Rasululloh boshqa hadisda aytadilar: "Ma taraktu ala rijali fitna ba'di azarru minan nisa." O'zimdan keyin erkaklarga ayollarning fitnasidan ko'ra zararliroq fitnani qoldirmadim dedi. O'zimdan keyin erkaklarga ayollarının fitnesinden göre zararlıyarak fitneni kaldırmadan bir peygamberimiz. Şundan kendim yalnız kalanlar adamı. İnne fe inne evvela fitne Bani İsrail kânet fil nisa dedi peygamberimiz. Bani İsrail'in başı yekegen fitnelerinin en birincisi bu ayollar fitnesi oldu. İnne keydekunne azim dedi Allah da Allah. Elbette Yusuf Aleyhisselam surası da sılada makirler büyük makirdir. İhtiyat buluşluk gerek. Kulasa yalnız ayak durup değil mi? Bu hanıge kerek usta yalnız işlemiyor. Bu mümkünmez. İkinci de. Bunu ona yüge hizmetke varayan usta közüne tiyişliği gerek. Özü hemen Müslüman yelkesinde boyan bu vacı. Ve hususen Kur'an'ı üyde işleyken usta közünü değişliği gerek. Üyünü cihazları ge, üydeki kiyin geçek ge, üydeki gaf söz ge, üydeki bir avratlar ge, umuman közünü taşlamasını gerek. Çünkü bu haram bu gelme. Allah Teala dedi. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ Allah Teala dedi. Ey Muhammed! Mu'minlerge aitin, közlerini tozsunlar, avratlarını saklasınlar.
Mana shu ular uchun eng toza yo'ldir. Albatta Alloh ular qilayotgan xunallaridan xabardordir. Inson ko'zi bir marta tushib qolishiga bir narsaga gunohkor bo'lmaydi. Qaytarib qaraganda gunohkor bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhuga aytar ekan, "Ya Ali, la tutbi'u nizrata bi nizrati fa innaha baridul zina." Ya Ali, bir nazar ketidan ikkinchi nazarni elchitmang, chunki u zinoning elchisidir dedi. Ko'ring, Jalil ibn Abdulloh roziyallohu anhu to'satdan tushib qoladigan nazar haqida so'raganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Isrif basar ekan." Sahih Muslimda keltiriladi. Jalil ibn Abdulloh roziyallohu anhu to'satdan tushib qoladigan nazar haqida payg'ambarimizdan so'raganlarida uzoq ko'zingni olib qoch deb javob berdi. Bir marta qarasa gunoh bo'lmaydi ekan deb turib, ayrim odamlar noto'g'ri tushunadi buni. Bir marta qaraganda oxirigacha yetib kelib oladi. Chunki ikkinchi marta qarasam, u noto'g'ri bu. Ko'z tushib qoldi, olib qochildi, gunohkor bo'linmaydi. Lekin boyaga aytgandek, bir qaraganda shu ko'rinmay qolgicha oxirigacha olib borib qo'yishlik bu hadisni noto'g'ri tushunishlik bo'ladi. Va musulmon usta mana shu narsadan hushyor bo'lishlik kerak. Hunar egasi, usta bir odamning uyida ishlarkan albatta ko'zi nimagadir tushadi. Masalan, qo'shnining balkonini pardozlayotgan odam qo'shnining narigi qo'shnining balkoniga ko'zi tushishi mumkin. To'g'rimi? Yoki bir qandaydir hammomiga kelib ishini qilayotgan odam qandaydir ichki kiyimlarga ko'zi tushib qolishi mumkin. Shunda usta ko'zini tiyishligi kerak bo'ladi. Tomda ishlayotgan usta albatta qo'shnining hovlisida bo'layotgan ishlarni ko'radi-da ko'zini tiyish kerak. Yana ishingga qara birodar, miqturamanda barmog'ingni urmagin. Chunki sen tepadan qarab turganingni hech kim ko'rmayapti. Lekin seni ustingdan qarab turgan zot ko'ryapti. Allohdan qo'rq, haddingdan oshma, taqvo qil, ko'zingni tiy. Keyingi nuqtasi bu namozni ado qilishlik. Mana endi usta ishlayapti. Boyaga odoblarga rioya qildi, ayol kishi yolg'iz qolmadi. İşleyapti, közünü tiyapti, endi namaz vaqti bo'ldi. Bu ham bir muhim masalalardan. Yani işin ko'pida, halroq o'qib olarman, shomdan keyin bir qilib. Bunaqa gap ketmaydi. Chunki shu ishni senga kim berdi? Shu hunarni kim berdi? Bu sog'likni kim berdi? Bu rizqni kim beryapti? Shu zot senga hayya ala solah deb turib, hayya ala solah deb namozga chaqirgan paytda shu zot senga namozni o'qidi farz qilyapti. Qo'lim ke, ustim yomon. Ustalar bahonasi. Yo'q. Almashdi. Agar yarim soat ettora tayyorgarlik ko'r. Agar sen kasal bo'lib qolsang, farz qil, Alloh seni doim sog' qilsin, usta birodar. Har ustotda shu dorini mana bunday qilib chay, mana bunday qilib tayyorlab ichasiz desa, shu tabibni aytganini, salomatchiligini ehtiyot qilish uchun qilasan. Qilasan. Namoz uchun ish to'xtasa bo'lmaydimi? Inna solata kanat ala al-mu'minina kitoban mawquta. Albatta namoz mu'minlarga vaqti tayinlangan farz bo'ldi. O'qishlik farz, vaqtida ado qilishlik kerak, qazo qilishlik kerak emas. Vallazina hum ala salatihim vallazina hum ala salatihim yuhafizun. Alloh o'zini solih bandalarini maqtar ekan shunday deydi. Ular namozlarini vaqtida ado etib, qazo bo'lishdan saqlaguvchi bo'lgan zotlardir. Shoshilib, masalan, nimaga namozni o'qimaydi? Nimaga ishini qo'ymaydi? Ishi tezroq bo'lsin deydi-da. Ishni tezroq bitkizib olay deydi, qizg'anadi vaqtni. Shu ishni tezroq bitkizib beradigan kim o'zi? Allohni qarang. Xo'p, peshin vaqti oldi o'qimadi. Shu qancha 10 daqiqa edi? 10 daqiqa oshib ketsa, qizg'andimi? Faras qilib qonni burab qoldi. Nima qiladi? To'xtatadi. Agar u lisan ustiga chiqib ketgan bo'lsa ham, tarafdan ustiga yurgan bo'lsa ham nima qiladi? Tushadi. Borgicha o'zi 5 daqiqa vaqt ketadi. Birorta bir nozira odam chaqirib qolsa, ishini to'xtatib tushadimi? Tushadi. Nimaga to'xtatib turib ishini namozini o'qib olmaydi? Ayting-chi, bu ishni kim berdi? Yana qaytarib aytamiz.
Hunarı kim verdi? Rızk kim verdi? Buralar, endi bu rızk üstü turadigan baraka degan narsa bu yana nima ekan? Ne'mat ekan. Biz pulni qanchaligini emas, qanaqaligini qidiraylik ustalar. Bizga Alloh taolo bergan pul degan rızk ustiga baraka degan bulombasi bilan bersin. Çünkü şu baraka degan bulombasi bo'lmaydigan bo'lsa yetmayapti. Qarangda, 8 soat emas 10 soat ishlasam yetmayapti. Sen namozni o'qimaslik hisobiga 8 soat ishlayman deyapsan. Şu namozni o'qimay qo'ysam, ishim zo'r bo'ladi deb o'ylayapsan. Namozni birinchi o'ringa qo'yishlik kerak. Sahih Muslimda keltirilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Ayyul amali ahabbu ilalloh ya Rasululloh. Ya Rasululloh, Allohga eng sevimli amal qaysi? Qaysi amalni Alloh taolo yaxshi ko'radi? Rasululloh javob berdilar: "As-salatu ala vaqtiha." Vaqtida ado qilingan namoz. Shuning uchun ukalar hunar tanlash arafasida turgan ukalar hunar tanlayotganda e'tibor beraylik. Ana shu men qilmoqchi bo'lgan hunar namozimga to'sqinlik qilmaydimi? Agar shu hunarni shu kasbni qilsam, namozimdan to'silib qolmaymanmi? Birinchi o'rinda nechta topaman shu hunarni qilsam degan savolni bermanglar. Diningizni qo'yinglar birinchi o'ringa. Ibodatingizni qo'yinglar. Ulamolar aytishadi. Kim Alloh menga gapirsin desa, Qur'on o'qisin. Qur'on o'qisang Alloh bizga gapiradi. Endi kim Allohga gapi bo'lsa, Allohga gapiradigan narsasi bo'lsa, namoz o'qisin deyishadi. Alloh taolo aytayapti: "Hayya alas-solah, hayya alal-falah" deganda ishini qo'yib, menga gapir banda, menga gapir desa, Parvardigor hozirgin deb bandman. Turibdi hozir men bo'shmasman. Bo'shaganimda gapiraman degan bo'lmayaptimi? Tushunarligami? Menga gapir desa, usta yo'q, men hozir bandman, turib, hozir ishimni qo'yib deydi. Shayton keladi. Svet borida ishni qilib ol deydi. Ha? Svetni borida ishni qilib ol deydi. O'chib qolsa nima qilasan deydi. Mo klient xafa bo'lib ketib qoladi. O'sha klient hamchi hurmat qiladi buni ustani. Birodar, men peshini qilib olgan, uzr. Chiqib turib 5 daqiqa peshini o'qib kelingda. Ey, yaxshi ko'radi bunoqa klient ham. Allohdan qo'rqar ekan bu deydi. Biz endi u bizni yaxshi ko'rishi qiziqtirmaydi. Agar klientdan xijolat bo'layotgan bo'lsak. Bilmadim, hozir usta namozni yuzda o'qiysiz, ishni qiling degan hozir klientdan qolmagan bo'lsa kerak nazarimda. To'rtinchidan, musulmon usta o'zini ishi bilan da'vatchi bo'ladi. O'zi har bitta musulmon hayotida nima ish qilishdan qat'iy nazar da'vatchi bo'ladi. Chunki odamlar undan ibratlanadi. Kiyinishidan, o'zini tutishidan, gapirishidan, muomalasidan, ishidan, ishini sifatidan bir musulmondan odamlar ibratlanadi. Alloh taolo aytadi: "Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal maw'izati al hasan va jadilhum billati hiya ahsan." Ey Muhammad, Parvardigoringizning yo'li diniga donolik, hikmat va chiroyli pand nasihat bilan da'vat qiling. Ular bilan eng go'zal yo'lda mujodala, munozara qiling. Faraz qiling, ishingiz tekis. Nohata sifatli ish qilasiz. Aytgan vaqtingizda kelasiz. Aytgan vaqtingizda bitirasiz. Narxni oshirib olmaysiz. O'zi mana shu tomondagi nima deyiladi buni? Reputatsiyasiz 100. Hamma havas qiladi shu ustani. Endi bu usta vaqtida namoz ham o'qisa. Bo'yiga dunyoviy fazilatlariga bu o'qiyotgan namoz yana bitta bir fazilat bo'lib qo'shilmaydimi? Endi ishni choloq qilib qo'yib, kech qolib kelib, aytilgan sinovdan 2 marta o'tkazib olib turib, namoz o'qiyman deydigan bo'lsangiz, bu aytadi ham, ishni qil deydi. İşte, o'zi kelishi soat 10 deydi. Choy ichguncha 11 bo'ladi o'zi. Endi ish boshlab turib, peshroq ishni qil deydi. Demak, musulmon usta o'zini bo'yiga hunarida mohir bo'lishi bilan, omonatdor bo'lishi bilan, vaqtida boshlashi bilan o'z-o'zidan da'vat qilyapti. Endi agar namoz o'qsa, nur ustiga yana bu. Qibla qays tomonda deb so'rasin. Mana tomonda. Janobingiz berib qo'ying, keling o'zingiz turing mana. Ana da'vat. Da'vat degani quruq gap tushunmaylik. Mana shu amal bilan ham da'vat qilish mumkin. Beshinchidan, hunarmand odam qo'li bilan ishlaydi, band.
oyog'i band, ko'zi band, quloqi bo'sh. To'g'rimi? Nimaga shu usta ana shu yog'ochini qo'yyapti yoki qanday bir qo'l mehnatini qilyapti turib, nimaga bir islomiy bir ma'ruzaga vaqt ajratmaydi? Yarim soat ko'p emas. Haligi tunumsiz masalan eshitayotgan odamlarchi tushunilar ekanlar. Hamma narsani texnologiyasi bor. Ma'ruzani eshitish ham texnologiyasi bor. 8 soat ma'ruza eshitsalar bo'lmaydi. Yarim soat bir kunda bitta ma'ruza yetadi. Kunda yarim soatdan ma'ruza eshitsiz, yarim soatdan Qur'on eshitsiz, bilasizmi bir oyda qancha narsadan xabardor bo'lib qolasiz? Musulmon ustaning endi ishi asnosidagi axloq qanday bo'ladi? Mana endi ishga kirishi bo'ldi. Yuqoridagi narsalarga amal qilib bo'ldi. Endi ishlayapti. Birinchidan musulmon usta omonatdor bo'lsin. Nima degani bu? To'rtta mir qoqadigan joy bo'lsa, uchta qoqmasin. Tunikani tagiga 8 ta burishotga qo'yish kerak bo'lsa, erikib nima qiladi? 6 ta bilan ishtirlab qo'yaveradi. Shunaqa qilmasin. Bu xiyonat bo'ladi. Chunki uydagi siz aytgan pulingizni berdi. O'sha texnologiyasi bo'lsa qanday qilish kerak edi? Shunday qilib qilmadingizmi? Egasi ko'rmasa-chi? Sizni egasi ko'rib turibdi ustingizda. Almashtirib qo'yasin bir narsani, endi bilmaymiz ham narsa. Devor bo'layotgan usta ozgina qishib ketayotganini ko'radi-da, ha deydi, suv oqib to'lavoradi deydi. Suv oqsa aytadi, ha deyishi to'lavoradi deydi. Ha deyishi devorni tozalamasdan turib, abo yoqib boradi buni deydi. Keyin abo ko'chib ketadi chekadan. Va har bitta kelgan usta o'zining ishini aybini yopish uchun narigi ustaga nima qilaveradi? O'shuning uchun qarasak, bunaqa ustalarni qilayotgan ishida baraka bo'lmaydi. Topayotgan rizqida baraka bo'lmaydi. Ehson nima edi, ehson? Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan Jabroil alayhissalom odam suratida kelib turib, islom haqida, iymon haqida, ehson haqida so'radi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ehson haqida so'raganida anta'budalloha ka annaka tarohu va in lam takun tarohu fa innahu yaraka. Ehson Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilish. Allohni ko'rib turgan inson qanaqa ibodat qilardi? Mana shunday ibodat qilish. Endi sen Allohni ko'rmayotgan bo'lsang ham, Alloh seni ko'rib turibdi. Siz ishingizni keyin bir chataqa chiqib turib, xijolat bo'lib qolishdan emas. Aboyi tushib ketishidan emas. Devoringizni qiyshiqligi ko'rinib qolishdan emas. Allohdan qo'rqib turib sifatli ish qiling. Chunki har bitta qo'yotgan g'ishingiz, har bitta choplayotgan loyingiz sizning rizqingizga kelayotgan barakani bitta sababi yoki chiqib ketayotgan barakani bitta sababi. Demak, musulmon odam o'zining ishida muhsin, ihsonli bo'lishligi kerak. Bizni tilda professional bo'lishligi kerak. Bilasizmi, o'sha professional ustalarning hech qachon vaqti bo'lmaydi bo'sh. Oldindan nima qilishadi u vaqtini? Nimaga shunaqa? Mana shu baraka ikkalar. Bir xil ustalar ish topolmay yuradi. Bir xil kishini qarasangiz, oylab ehtimol yillab band bo'ladi. O'chirib turadi odamlar. Nima uchun? O'sha hadisda aytilgan ihson bilan qiladi-da u, egasi ko'rmasa ham. Omonatdorlik. Mashinasini kiraskalatgani bergan odam mashinasini kiraskasi bitgandan keyin faqat kiraskasiga qaraydi u. Minib chiqib ketayotganda amortizatorga ko'p ham e'tibor bermaydi. Razı mısınlar? Aa, zor çıktı, yenip kötü oradı. Kayağıdan bilsin o. İhtimal nerede usta anlaştırıp koyandır. Seni kaldırıp getirin o maşinesine. Bitti şurupunu atlasın, kıyamette cevap verirsin. Yani kaptar hakkısını suğur atlayken bu sen. Eğer anlaştırıp başka nasana koyduyken bu sen ki. İhtimal başından ötküzgenler, oturgenler içinizde. İşanı beresiz, işanı taşarıp getirsiz, kesiz, bir nesasını anlaştırıp koyduk. Ispatlamıyorsunuz. Şuna kaydı değil. Müslüman adam hatırlayacağım, kıyamette olamam dedi. Ya ki şu, bu nesasını remont yapıp sındırıp koyduyuz. İnlemezse iplap çıkar var biz. Kıyamette bunun genci abi biraz. Müslüman adam bir karavallı kereki yok. Rabbisi'den korkadın bir karavallı kereki yok. Buranın dişleyken usta amanadar, amanadar buluş gerek. Üyüde sır asrarları var. Er xotinni bir biriga gapirgan gaplari bor. Oiladagi bir qandaydir sharoitlar bor. Usta kirib ishlaydi-da shu yerdagi narsadan xabar topadi. Shuni ko'chaga olib chiqishligi xiyonat bo'ladi omonatga.
Tushunali? Omonat yana bir turlaridan san texniki bo'lsangiz, smisitini almashtirdingiz, yangisini qo'ydingiz. Haligi narsani nima qilasiz buni? Va ishlatmaysiz, olib ketib qo'yaman. Hayo qilishi bilan qo'lidan chopib olaman uni. U uyatganidan indamay qo'yaverdi, lekin uni mulki biz seni ishingni u nima qiladi buni? Seni ishing nima? Sotasimidi? Ehtimol arzimas pulga sotar. U seni ishing emas, uni buyumi. A nima qilasiz? Tashib olasiz, sizlar kerakiga shu sandiqga solib qo'yadi. Harom bu ya. Agar sen omonatdor bo'lsang, birodar ayt, santexnik omonatdor bo'lsang, aka men usti yorilib ketgani bilanchi ichida mana-mana narsalar ishlaydi, olib qo'ying. Bir kun kerak bo'lsa nima qilasiz? Shuni ishlatasiz. Agar omonatdor bo'lsang shunday edi. Shunday edi, Alloh taolosi senga baraka bersin. Hayo qilishi bilan qo'lidan chopib olaman uni. Tikuvchi bo'lsang, senga olib kelgan matoxi oshib qoldi, qiyqimini nima qilib ber? Odatda shu bizi xalq olib ketaveraymi, nima qilaman deb o'zi beradi. Lekin indamasdan bir chekinga tiqib qo'yishdan ehtiyot bo'lish kerak. Vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un. Ular o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahd va paymonlariga rioya qilish kimsalardir. Omonatdorlik. Shuayb alayhissalom Musa alayhissalomni chaqirtirdi. Madiyanga kelib, ikkita qizni qo'ylarini olib suvarib, qaytarib olib berdi. Endi mana shu qizlarning otasi bo'lgan Shuayb alayhissalom chaqirib kelaverib, o'sha yetdi dedi. Shu qilgan ishi uchun xizmat haqqi beraman dedi. Qizlardan biri kelib, otam shu qilgan xizmatingizga haqqini berish uchun huzuriga chaqiryapti dedi. Endi ko'ring omonatdorlikda. Qo'ylarini birortasiga tajovuz qilmasdan qaytarib berganligi bitta omonatdorligini belgisidir. Ikkinchidan qolat ihdahuma ya abati istajir. Inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. Qizlar Musa alayhissalom bilan Shuayb alayhissalom uchrashib gaplashdi. Musa alayhissalom boshidan o'tgan ishlarni aytib berdi. Shuayb alayhissalom eshitdi. Shunda hali qizlardan bittasini nikohlab beraman demasdan avvalgi holat. Qizlardan biri, ey ota, uni ishga yollang dedi. Chunki siz yollagan eng yaxshi kishi ishonchli va omonatdor dedi. Qayoqdan biladi bu qiz omonatdorligini? Qo'ylarda bittasiga tajovuz qilmadi. Bir va otasini oldiga bu qiz Musoni chaqirib ketayotganida Muso alayhissalom oldimga tushing, boshlang deb turib orqasidan tomosha qilib ketmadi. Siz orqamda yuring dedi qizga. Men oldida yuraman dedi. Yo'lni qiz biladi. O'ngga burilishlik kerak bo'lsa, o'ng tomonga bitta tosh tashlang dedi. Chap tomonga burilish kerak bo'lsa, chap tomonga tashlang dedi. Qizni origa, sharafiga, nomusiga tajovuz qilmadi. Ana omonatdorlik. Ana omonatdorlik. Har bitta hunar, har bitta kasb egasi o'zi biladi. Qayerda omonatdor bo'lyapti, qayerda xiyonat qilib qo'yapti. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqingiz va iymonlarda rostgo'y bo'lgan zotlar bilan birga bo'lingiz. Bu anaqa halollik, omonatdorlikchi birdaniga bo'lib qolmaydi. Xuddi o'g'ri bo'lib qolish birdaniga bo'lib qolmagandek. Payg'ambarimiz aytadilar. Sahih Muslim va Buxoroda keltirilgan alaykum bis-sidq. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Va al-birra yahdi ila al-janna. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلْ يَصْدُقُوا وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ الصِّدِّقًا Dikkat edin. Razgöylik ne? Özünüzde lazım tutayım. Elbette razgöylik, yakşilik yetekliydi. Yakşilik ise cennetke başlaydı. Bir kişi razgöy bol işte devam ete veredi. Allah'ın huzuru da razgöylerden de gözü koyuladı. Adam bir denge uğrayan bu konuydu, bir denge toğrayan bu konuydu. Sekin sekinliği bilen böyle bir keresi yaptı. Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisda payg'ambarimiz aytadilar. Ayatul munafiqi sala. Munofiqning alomati 3ta. Agar gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa xilof qiladi, omonat qo'ysa xiyonat qiladi. Ko'ring. Ayni ustalarga tegishlidir.
gapirayotgan da yolg'on gapiradi. Ha bu mancha bilan bo'ladi deydi. Biladi uncha bilan bo'lmasligini. Yolg'on. Shunaqa bo'ladimi desa bo'ladi deydi. Yolg'on chunki yana ko'tarmoqchi narxiniki. Va'da bersa bajarmaydi. Hech qachon aytgan vaqtiga qilmaydi. Endi omonat qo'ysa boyaga aytgandek bir qismlarni almashtirib qo'yadi. Munofiqda o'zi emasmi bu odam? Ya'ni munofiqlikka olib boryapti bu narsa. Endi ishni puxta qilishlik. Ihson. Bizni tilda professional bo'lish. Omonatdorlikdachi yana bitta turib qolib ketibdi aytib qo'yay. Sizga bir ishni olib keldi. Mashinada. Aqlingiz yetmaydimi? Men bu ishni bilmayman deb qo'ysam omonatdorlik. Ehtimol mashina tuzatgan akalarimiz bir uchragandir shu ustaga. Chatib qo'ygan. Nima qilishni bilmaydi. Boshini qashib turaveradi, unga telefon chaladi, bunga telefon chaladi. Usta birodar, bilmaysanmi? Aka men buni bilmayman ekan deb turib, bu ishga qo'lini urmasdan turib aytishliging ayni omonat bo'ladi. Astag'fir billah. وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ayeti, hohlagan amalni qilinglar. Bas, Alloh, uning payg'ambari va mu'minlar qilgan amallaringizni ko'rib turar. Va yaqinda g'ayru shahodatni bilguvchi zotga qaytarilursizlar. Bas uzoq sizlarga qilib o'tgan amallaringizni xabarini ber. Albatta bu yerda aytilmayotgan, bu oyatda aytilmayotgan amal savobli amal yoki gunoh amal. Xola savob qil, xola gunoh qil, ixtiyoring. Lekin hamma narsadan xabari bor Alloh taolaga qaytarilasan deyapti. Ammo bu oyat yana ustalarga taalluqli joyi ham bor. Xola vijdonan qil. Puxta qil. Xola eplab qil. Xilovur, xolaganingni qil. Lekin bilginki, Alloh ko'rib turib qilayotgan ishingni. Rasuli ko'rib turib qilayotgan ishingni va mu'minlar ko'rib turib qilayotgan ishingni. Boyaga aytganimizdek, aytgan vaqtiga bajarmasa, yolg'on gapirsa, omonatga xiyonat qilsa, bunaqa ustani biror ishga yollamaydi. Yana rostgo'ylik bilan ahdga vafo qilish xususida. Mardikorlarda uchraydi shu narsa. Mana bu ishni qanchaga qilib berasan desa 1000 so'mga deydi. Ishni yarmiga yetganda shart to'xtatadi. Ya, aka bu deydi, qiyin ekan deydi. Yana qo'shasiz deydi. Mana shu ahdga vafo qilmaslik bu xiyonat bo'ladi. Ayrim insobsiz taksilarda, kerakashlarda bo'ladi. Mashinasiga o'tkazib olib olgandan keyin kerak joyiga endi monchadan berishasan deydi. Xususan ayollardan yoki zaiflardan shunday talab qiladi. Erkak kishi bo'lsa boshqa bir uradi o'sha ma'noni deydi. Mana shu ahdga vafo qilmaslik bo'ladi. Mana shu kishini topayotgan pul ham halol emas. Saba malikasi Sulaymon alayhissalomning oldiga keldi. Sulaymon alayhissalom uni qasrga kirishga taklif qildi. Uduhul issoh. Saroyga kirgin deyildi. Bu qasrning poli shishadan edi. Ishni puxtaligidan nihoyatda bir mohirligi bilan qilganligidan bu shishani borligi bilinmas edi. Shishani ostida suv bor edi. Bilqis shishani sezmadida xuddi suvni bosayotgandaqa etagini ko'tardi. Shunda Sulaymon alayhissalom aytdi: "Qola innahu sarhun mumarradun min qawarir." Bu oynadan yasalgan baland qasrdir dedi. Ya'ni shu darajada puxtalik bilan qilingan ediki, suvni ustida shisha turganini ko'rgani yo'q. Shuncha ustalar o'zimiz ishimizda mohir bo'laylik. Ukalar, ustalarga shagird tushgan ukalar, ishingizni puxta o'rganguncha shoshilib chiqib ketmanglar. Ustachi insobli odam. U mehnat qilib pul topyapti. O'zi duo bermaguncha chiqishlikka shoshilmanglar. Bo'ldi, endi qolganini o'zing o'rganasan deb turib duo berganda chiqinglar. Usta duo qiling deb bitta osh qilib don kigizib qo'ysangizlar hunarli bo'lganingiz yo'q. Ishingizni puxta qiling. Agar norozi qilib chiqadigan bo'lsangiz, baraka topmasligingiz aniq. Bu hunarda hech qachon ustasi bo'lmasligingiz ham aniq. Shoshilmanglar ukalar. Puxta qilinglar, chunki puxta qilishlik musulmon ustaning axloqi. Omonatdor bo'lishlik musulmon ustaning axloqi. Ahdiga vafo qilishlik musulmon ustaning axloqi. Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lgan yo'llarga hammamizni muvaffaqiyat bersin.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.